Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi arkadaşlar. Cebirsel ifadeler neydi? Cebirsel ifadeler harfler A, B, C, X gibi harfler ve katsayılar. Mesela 3a 2B eksi 2C x bölü 3 2Y bölü 5 gibi katsayılar ve fazlalıklar işte artı 1 eksi 8 artı 10 gibi harfler ve sayılardan oluşan ifadelere e, cebirsel ifadeler diyorduk arkadaşlar. Cebirsel ifadeler ilişkileri bize ne yapıyor? Özetliyor arkadaşlar. Mesela mesela diyoruz ki işte mesela bir paranın 5 fazlası. İşte x artı beş. Parayı biz bilmiyoruz. 5 fazlasını hiç bilmiyoruz ama aradaki ilişkiyi matematiksel olarak anlatmak istiyorsak cebirsel ifadelerde ne yapmalıyız? Yararlanmalıyız. Şimdi cebirsel ifadeleri hatırladığımıza göre Konumuza dönelim arkadaşlar. Ne diyor? Ce cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma. Peki hangi tür ifadeler toplanıp çıkarılabilir? Yani hangi ifadeler toplama ve çıkarmaya müsaittir? Tabii ki benzer terimler. Bir cebirsel ifadelerde harfleri bakın harfleri ve harflerin kuvvetleri o aynı olan terimlere benzer terimler deriz. Mesela 4x ve eksi x ifadeleri ikisi de benzer terimdir arkadaşlar. Şöyle yazmak gerekirse 4x ve eksi x'e baktığımızda bakın x denen şeyden kaç tane? 4 tane. 4 tane. Şöyle. Eksi x ise x'in ters yönlüsünün bir tanesi. Bunlar toplanabilir mi? Toplanabilir. Bakın şu şunu götürür. Sonuç ne olur? 4x ile eksi x'i toplarsan yönleri ters olduğu için çıkarmış oluyoruz. 3x olmuş oluyor. Bu şekilde toplanabilir çıkarla biliyor arkadaşlar. Benzer terimler. Unutmayalım. Peki x kare ile 1 bölü x kare benzer midir? Arkadaşlar benzer gibi gözüküyor ama aslında arkadaşlar 1 bölü x kare aslında x üzeri eksi 2 olduğu için benzer terim değildir arkadaşlar. Çünkü kuvveti negatiftir arkadaşlar. Peki x kare ile x küp benzer terim midir? x kare ile x küp benzer terim değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü x kare dediğin diyelim ki x denen uzunluğun karesi denen iki boyutlu bir şeydir x kare. x küp ise X denen uzunluğun küpü arkadaşlar. Yani 3 boyutludur. X küp dediğin yani dereceler farklı olduğu için bunlar da benzer terim değildir arkadaşlar. Ama X kare ile 3X kare ya da X küple 6X küp bunlar benzer terim olacaktır. Evet. Peki Şimdi gelelim konumuzun ana damarına. Cebirsel ifadelerde benzer terimler toplanırken veya çıkarılırken benzer terimlerin katsayıları toplanır veya çıkarılır arkadaşlar. Yani örnek. Bakın 4x artı 3x eksi 1x. Bu biri yazarsan yazsan da yazmasan da x demek, 1x demek arkadaşlar. Bakın 4'ün 4x'in katsayısı 4, 3x'in katsayısı 3x kat 3 x'in katsayısı eksi 1. 4 artı 3 eksi 4 artı 3 eksi 1 x yani 4 3 daha 7 7'den 1 çıktı 6 x olmuş oluyor. 4 x artı 3 ile 2 x artı 2 toplarsak arkadaşlar bakın 4 x 2 x daha toplarsak 6 x artı 3 artı 2 daha artı 5 şeklinde böyle bir sonuç bulabiliriz. Bunu modellemek daha bize anlamlı kılacaktır. Mesela 4x dediğinde bakın 1 2 3 4 artı 3 dediğinde böyle bir şey. 2x dediğinde yine bakın şöyle çubuklardan 2 tane birliklerden 2 tane. Topladığında bakın 4x 2x de 6x artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 şeklinde modelleyerek daha rahat anlayabiliriz. Peki arkadaşlar burada önemli olan parantezli işlemler. Parantezli işlemlerde ben tam sayılarda yaptığımı gene aynısını yapacağım. Bir parantezin önünde işaret yoksa içi aynen yazılır. Bir parantezin önünde artı varsa içindeki aynen yazılır. Parantez kaldır. Peki da ise bakın 2x artı 3'ün önünde bir şey olmadığı için aynen yazılmış. Aynen yazılmış. Bakın x eksi 4'ün önünde eksi olduğu için içindeki terimlerin işaretleri terse döner. Yani artı x eksi x eksi 4 artı 4 haline gelir. Bakın 2x ile eksi x yönleri ters olduğu için birbirini götürecek. 1x kalacak. Artı 3 artı 4 artı 7 haline ne yapacak? Gelecek arkadaşlar. Yani yönleri eee bir parantezin önünde arkadaşlar bir parantezin önünde eksi işareti varsa içindeki terimlerin hepsinin işareti terse ne yapacak? Dönecek. Bakın 3x'in eksi 3x. Eksi 4 y'nin işareti artı 4 y. Artı 3'ün işareti eksi 3 haline gelecek. Sonra benzer terimler toplanabilir arkadaşlar. Örneklerle pekiştirelim. 1- Aşağıda verilen terimleri tik ile benzer terimleri tik ile belirleyiniz diyor. Bakın eksi 3 x. Bakın kat sayısı eksi 3. Ee, harfi x. Harfinin derecesi 1 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzeri de böyle olmalı. x olur mu? Olur. 4 x kare olmaz. 3 x olur. 1 bölü x olmaz. 4 x y arkadaşlar bakın x var ama fazladan y de olduğu için olmaz arkadaşlar. Yani iki tane benzer terimi ne yapacaktır? Olacaktır arkadaşlar. Ve şıkkına bakalım. 2 bölü x diyor bakın arkadaşlar. 2 bölü x olduğu için aslında burada x'in derecesi 2 çarpı x üzeri eksi 1 olduğu için arkadaşlar. Şununla benzer terim olur. x bölü 3 ile olmaz. x bölü 2 ile olmaz. 2 x ile olmaz. Sadece Eksi 1 bölü x ile toplanıp çıkarılabilir. C şıkkında 4x kareye de bakın 4 katsayı harflerde x ve y harfleri var. x'in derecesi 2, y'nin derecesi 1 arkadaşlar. Yani katsayı değişmekle birlikte x kare y ifadesi olması lazım. Bu kim hangi şıkta var? Bakın x kare y bölü 3 de var. katsayı rasyonel olabilir ya da eksi x kareye bunda da var arkadaşlar. Yani iki tane benzer terimi var. Ç şıkkında 5 x kare y z bakın arkadaşlar. katsayı çok önemli değil. 5 olur, eksi 5 olur, 1 bölü 3 olur, 6 bölü 8 olur. O önemli değil. Bakın x kare y z bakın. Bunlar mutlaka olması lazım. x kare y z var mı? Var. x kare z var ama y yok. Olmaz. Z var ama diğerleri yok. Olmaz. X'e olmaz. X kare y, Z olur arkadaşlar. Yani iki tanesi benzer tereddüt. D şıkkında 8 X küp. Bakın arkadaşlar. 8 X küp diyor arkadaşlar. bakın. X olacak. Bir de derecesi 3 olacak. Eksi X kare olmaz. 4 X küp olur. 1 bölü 5 X küp olur. Eksi 1 bölü x küp olmaz arkadaşlar. Eksi x küp olur. 2. Aşağıda verilen işlemleri yaparak en sade halini ne yapınız diyor? Bulunuz diyor. Bakın önce ben parantezleri kaldıracağım. 4x artı 3. Bakın 2x artı 3'ün önünde artı var. Aynısını yazıyorum. Bakın x'lilerle x'liler. 4x. 2x 6x. Artı 3. Artı 3 artı 6. 6x artı 6. B şıkkında 2x eksi 3. Bakın x eksi 5'in önünde artı var. Aynısını yazıyorum. 2x ile 1x'i toplarsam 3x. Eksi 3 ile eksi 5'i toplarsam eksi 6. 3x eksi 8 olmuş olur. C şıkkında x artı 1 artı x artı 3. Bakın x'lerle x'ler. 2x artı 1 artı 3 daha artı 4. 2x artı 4. 5x eksi 3. Bakın. Eksi 4x eksi 7'nin aynısını yazın. Bakın 5x ile eksi 4x ters yönlü olduğu için çıkaracağım. 1x eksi 3 ile eksi 7 aynı yönlü olduğu için toplayacağım. -10. D şıkkında 2x artı 1 artı x 2x 1x daha 3x artı 1 şeklinde gelecektir. E şıkkında x artı 3x eksi 3 artı 5x şeklinde parantezi kaldırırsak 1x 3x daha 4x 5x daha 9x eksi 3 haline ne yapacaktır gelecektir önce x'leri topla sonra sabit terimleri da olur f şıkkında 2x 4x daha 6x artı 2x artı 3 Bakın x'leri toplarsak 6x 2x 8x artı 3. G şıkkında bakın hepsi x'in katsayısı onun için parantez içinde 5 artı 2 artı 4 eksi 3 x diyebilirim. 5 2 daha 7. 7 4 daha 11. 11'den 3 8x. Şeklinde en sade halini bulabilirsiniz. 2x eksi 3 eksi x eksi artı 3 bakın. Eksi 3 artı 3'ü ne yapacaktır? Götürecektir. 2x'den 1x çıkınca 1x kalacaktır. 1x Eksi 7 e, x eksi 4x eksi 11x eksi 11x eksi 3x daha eksi 14 x artı 4 şeklinde sabitlerimi yazabiliriz. Bakın artı 2 x eksi 2 x ne yapacak götürecek sonuç eksi 3 x olacak. Gene ters eleman özelliği burada da var arkadaşlar. 3. Aşağıda verilen işlemleri yaparak en sade halini bulunuz diyor. Bakın 5'e bir şey yapmaya gerek yok. 5 aynen yazılır. Bakın 2x eksi 3 ifadesinin önünde eksi var. O zaman içindekilerin işaretlerini değiştiriyorum. Eksi 2x artı 3 haline getiriyorum. Buradan 5 ile 3 benzer terim 8 eksi 2x. 5 şıkkında 2 bakın parantezin önünde eksi olduğu için işaretler ters çevir. Eksi 4x artı 3 haline getiriyorum. Buradan bakın 2 ile 3 benzer terim 5 eksi 4x oldu. C şıkkında 4x artı 7 önünde bir şey olmadığı için aynen yazdım. Bakın 3x eksi 5'in önünde eksi olduğu için işaretin tersi çeviriyorum. Eksi 3x artı 5 Buradan bakın şununla şu benzer terim 1x bununla da bu benzer terim 12 1x artı 12 C şıkkında 2x artı 3 aynen yazıyorum. X artı 3'ün önünde eksi var. Onun için işaretlerin hepsini terse çeviriyorum. Bakın 2 xten 1 x çıkarsa 1 x kalır. Artı 3 eksi 3'ü ne yapar götürür. Sadece 1 x kalır. D şıkkında 5 x artı 3. 2 x eksi 7'nin önünde eksi var. Eksi 2 x artı 7 şeklinde terse çevirdim. Bakın 5x'ten 2x çıkınca 3x kalır. Artı 3, artı 7 daha artı 10. 3x artı 10. 6x eksi 7'yi aynaya yazdım. Bak eksi 4x'in önünde eksi olduğu için tersini artı 4x haline getirdim. Benzer terimler toplanır. 10x eksi 7 şeklinde sabit terim yazılır. F şıkkında 3x artı 1 aynaya yazılır. 2x eksi 2 eksi 2x artı 1'in önünde eksi olduğu için ters çeviriyorum. Artı 2x eksi 1 şeklinde artı 1 eksi 1 götürdü. 3x 2x daha 5x. Cevabımız 5x. 4. Aşağıda verilen işlemleri yaparak en sade halini bulunuz diyor. Parantezleri kaldıralım önce. 4x. Bakın 2x artı 3'ün önünde eksi var. Eksi 2x eksi 3 eksi 3 x. Benzer terimleri topluyorum. 4 x. 2 x çıkınca 2 x. 2 x eksi 3 eksi 3 x şeklinde bir daha yazayım. Bakın burada da benzer terimler var. Çıkarıyorum. Eksi 1 x eksi 3. Eksi 1 x eksi 3 şekline getirdik. 5 şıkkında 5 Eksi 3 x artı 2 şeklinde tersi çevirdim. x artı 3'ün önünde de eksi var. Eksi x eksi 3. Bakın benzer terimler. Eksi 3 x eksi 1 x daha eksi 4 x. Sayılar 5 2 daha 7. 7'den 3 çıktı 4. Artı 4. İşaretiyle birlikte yazdım. Artık. Önemli olan bir parantezin önünde eksi varsa içindekilerin hepsi ters işaretli hale gelir. Bunu yapmışız. Başka bir şey yok. C şıkkında 4x eksi 2. Bakın şunun önünde eksi olduğu için işaretler ters Artı 5x eksi 1 eksi 4. Benzer terimler bakın. 4x 5x daha yönler aynı olduğu için toplam 9x. Eksi 2, eksi 1 daha, eksi 3. Eksi 4 daha, eksi 7. 9x, eksi 7. Ç şıkkında 2x, bakın artı 4x artı 3'ün önünde eksi olduğu için eksi 4x, eksi 3, artı 3x. Bakın benzer terimler şunlar. Artı 2x, eksi 4x de toplarsak eksi 2x, eksi 2x de artı 3x toplarsak artı 1x eksi 3 haline gelecektir. 5. Fatih oyun merkezinde 5x artı 2 TL, 3x eksi 8 TL ve 15 TL'lik oyun jetonu almıştır. Buna göre Fatih toplamda kaç TL'lik oyun jetonu almıştır? Yani bunları topla diyor. 5x artı 2 artı 3x eksi 8 artı 15. Bakın benzer terimler 5x ile 3x var. Toplarsak 8x artı 2 eksi 8 ve artı 15. Artı 2 ile eksi 8 toplarsak eksi 6. Eksi 6 ile eksi, artı 15 toplarsak artı 9. 8x artı 9 TL İki jeton almış olur. 6. Zeynep 120 TL'sinin x artı 9 TL'siyle peynir. 2x artı 11 TL'siyle yumurta alıyor. Buna göre Zeynep'in geriye kaç TL'si kalıyor diyor. Önce harcadıklarını bir toplayalım. X artı 9 ile 2x artı 11'i toplayalım. Sonra 120'den çıkarırız. 2x, 1x daha 3x. Artı 9 artı 11 daha artıyor. Şimdi ne yapalım? 120'den çıkaralım neyi? Harcadık. Bakın bir parantez önünde eksi varsa işaretler ters yazılır. Benzer terim burada var. Bakın artı 120 eksi 100 artı 120 eksi 20 artı 100 eksi 3 x cevabımız 100 eksi 3 x TL parası kalmış oluyor. 7. Sibel yeni aldığı kitabın Cuma günü 18 sayfasını Cumartesi günü 3x-5 sayfasını ve geriye kalanını da pazar günü okumuştur. Buna göre Sibel 100 sayfalık kitabın kaç sayfasını pazar günü okumuştur diyor. Bakın 100 sayfalık kitabın 18 sayfasını cuma okumuş. Düşelim. 10'dan 8 çıktı 2, 9'dan 1 çıktı 82 sayfa kalmış. Sonra 82 sayfadan da 3x 5 sayfasını cumartesi okumuş. Bakın bir parantezin önünde eksi varsa işaretler ters dönüyor. Eksi 3x artı 5. Buradan 82 ile 5 benzer terim. 87 eksi 3x TL'yi ne zaman okumuş? Pazar günü okumuş oluyor arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.